şimdi buraya şehir kuruyoruz. Sanayi yapıyoruz. Zaten daha evvel bu toprağın bizi bir raporu olması lazım. Böyle yığma toprakla buraya bina veya herhangi bir şey yapılamaz. Bu toprak kaygan toprak ve her zaman için tehlikelidir. İşte böyle. Numunesi burada. Bunun üstüne ne kadar kaya yıksan, 100 metrede kaya yıksan, bu toprağın altında ıslaklık, kirli kapaktır. Her zaman kaymaya hamakkındır. İşte buyurun. Kimden rapor alıp nasıl kuruyorsunuz ya? Vatandaşı nasıl buraya koyacaksınız? İşte mayası burada. Bu toprak kopma. Yukarıdan koparak işte bütün araziye baktığın zaman, şöyle bir baktığın zaman bu belge tamamen tarih sahnesinde kaya kaya yumru yumru bir yığınlar haline gelmiştir. Burayı bir de kayardırı çatını çat diye bu bölgeye şehir kurdular. Bugün biz işin içinde çıkamıyorlar. Mesela gerçek esnafı bu kötü, bunu biliyor, yaşadı çünkü. Kil. Hamamda götür yıkanan kilin üstüne, hamamda sabun yerine kullanılan kilin üstüne şehir yapmanın ne kadar hatalı olduğunu Türk milleti değil, bütün mesleler biliyor bunu. Onun için. Onun için olma toprakla asla olmaz. Şöyle araziye baktığın zaman hortlak. Neden hortlak? Ama kayardığında böyle bir hortlak niye yok? O çatta niye yok? Burada var. Camiyle, medreseyle Türk milleti uyutmaya çalışıyorlar. Bu toprak şehir olamaz. Değil mi? Varsa desin gelsinler, konuşalım, gidelim. Karayolları en yetkili organdır. Bir delelim bakalım burada ne var. Altında ne var? Düşündün mü? Yok. Bu helva. Bu kir ve karışımlı toprak beyazdan karışmış, buraya dolgu gelmiş. Çökmek çökmek işte. Bayağı helva. Antep helva. Kremeli helva. Vatandaşın can ve mal emniyetini buraya nasıl göz göre göre yatırıyorsunuz? Nasıl? Hayret. Peki bu Eylanlı bölge bu kadar dükkan yapıyor. Bunun sorumluluğunu kim üstleniyor acaba? Sorumluluğunu kim üstlenecek? İşte hayat burada. Evet, bu toprak çimento ham maddesi olur. Damar damar
büyük kaymalar buraya gelmiş, dayanmış. Onun arkasında siklet bularak, ondan destek alarak böyle bir yığma kurtarmış. Ama bunu ağırlık bir güç geldiği zaman kaymaya devam edecek. Hep dalgalı herhalde. Belediye başkanı olsaydım çanayı şehrin dışında tutardım. Ben burayı güzel bir parklar, top sahası, spor tesisleri yapar. Burada sanayi olmaz. Şehir içinde sanayi olmaz. Kaya ardınayı başlıyor, kuruluyor. Ondan sonra gelip şehrin içine girer sokuyor. Nasıl anlayış bilmiyor. Vallahi anlayış. Bir de biber bahçesi vardı. Güller, çiçekler dikerlerdi. Kayanın üstünde biterdi. Burası öyle bir çeşitli bahçeler, eğlence yerleri, dinlenme tesisleri, spor sahası, tenis sahası gibi birçok şeyleri olur. Ama şehrin içinde böyle sanayiye hiç gerek yok. Bayardığında madem yapılmış, başlanmış, sağlam. Evet. İşte bu. Kerametik diye, evet, kerametik ev ama kerametiği de niye devamlı sağlamıyorlar? İşte Erzincan'da 1939'da deprem oldu. Hollanda'dan bu seyyar evler getirildi, kuruldu. Onu çıkarıp beş taş yaptılar. Binlerce Erzincan yine derken yine vatandaş oldu. Bunun suçu kimde? Biz diyoruz ki biz elimizi, kellemizi koyuyoruz. Siz de elinizi koyun. Bir şey düşünürken ben de bu karayollarında 30 senedir birçok müteahhitlerde çalıştık. Bu işte de Amerikalıların yanında da yetiştik, bu işin uzmanlığını öğrendik. Her yaptığımız işin de bir yanlışı hiçbir yerde bir şekilde olmadı. Yazık. İşte besmeyi kaçıran halkımızı ülkeden mesafe de bundan aldı. Çat Gölü'nde bir çocukken yıkanırdık. Şimdi oraya cami yaptılar. Şehir kurduk gölün içine. Bütün dersler biliyor. Aşağı yukarıda ev yıkıldı ama 3-5 tane ev yıkıldı. Camiyi yıkılmadı ki kimse. Ama mecbur edildiler ibadetleri yıkıp pataklığa cami yaptılar. Bu nasıl iş? Bir insan gelse dışarıdan dese ki ya bu ta Hititler, milletten önce kurulmuş bir şey. Romalılar gelmiş. Ondan sonra birçok devletler, birçok kültürler gelmişken en sonunda Abbasiler geldiğinde buraya bir Kerbala Savaşı'na geldik. Burayı aldık. Türkmen Beyli olarak buraya ilk yerleşen teslim. Toplamış Türkmen Beyli. Ama burası bir oba halindeydi. Şehirde. Peki o bu kadar geldi.